sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 24-30 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet Mars ikizler burcunda bu hafta. Mars'ın ikizler burcundaki seyri özellikle karşınızdaki kişiler, ilişki içerisinde olduğunuz kişiler, partneriniz, eşiniz, ortağınız veya yakın bir arkadaşınız zaman zaman biraz böyle agresyon yaratabilir, sürtüşmeler, çatışmalar yaratabilir. Bu anlamda dengeli olmaya çalışın. Gereksiz yere karşınızdaki kişinin abartılı bir şekilde tepkiler gösterdiğini, çabuk sinirlendiğini hissedebilirsiniz. Bu hafta özellikle Merkür'ün de retrosunun devam edecek olması, evet ilişkilerde bazı yanlış anlaşılmaları, ufak şeylerin gereksiz yere büyütülmesini de ortaya çıkarabilir. Sevgili yaylar, biraz daha dengeli olmaya, biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Hafta ortasından itibaren yeni bir ay doğacak. Yeni ay öncesinde pazartesi ve salı günü ay kapanan fazla ve koç burcunda olacak. Bu süreç içerisinde biraz böyle belki çocuklarınızla ilgili konular olabilir. Aşk hayatınız, romantizmle ilgili konular olabilir. Onlarla ilgili daha fazla düşünebilirsiniz, kurgulayabilirsiniz kafanızda, plan program yapabilirsiniz. Aslında bir şeyleri de planlamak için iyi bir dönem. Veya hani geçmiş ay uğraştığınız konuları gözden geçirmek için, eksiklerinizi tamamlamak için iyi bir dönem. Kişisel bir uğraşınız varsa bir hobiniz olabilir, çalıştığınız bir şey olabilir, bir eğitimle ilgili bir konu olabilir. Bunları yine tamamlamak, gözden geçirmek, rötuşlar yapmak, edit etmek için özellikle hani iyi bir süreç. Çünkü Merkür'ün Satürn'le de güzel kontakları olacak. Çarşamba günü artık Boğa Burcu'nda yeni bir ay doğuyor. Boğa Burcu yeni ayı Mayıs ortalarına kadar gündemde olacak. Boğa sizin 6. eviniz olacağı için iş ve mesleki konular daha fazla ilgi alanınıza girecek. Yönetici gezegen Venüs ileri harekete döndü geçtiğimiz hafta. Bu hafta 28'inden itibaren de Koç Burcu'na geçiş yapacak. 6 Haziran'a kadar Venüs Koç Burcu'nda olacak sevgili yaylar. Dolayısıyla aslında biraz daha böyle bu keyfinizin, moralinizin düzelebileceği anlamına geliyor. Günlük hayatınızın temposu da biraz daha hızlanabilir. Çevrenizden size yardımcı olacak, destek olacak kişilerle de karşılaşabilirsiniz. Örneğin bu yeni ay iş ortamınızda bir yardımcı arıyorsanız veya evinizde bir yardımcı arıyorsanız bulmanızı sağlayabilir. Bunun yanı sıra günlük koşullarınızda iyileşmeler, yeni bazı mesleki fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Evet, hafta sonuna doğru Ay İkizler Burcu'nda olacak. Dolayısıyla Cuma ve özellikle Cumartesi günü biraz daha böyle ilişkilerinize odaklanacağınızı gösteriyor gökyüzü. Bu şu anlamına da gelebilir. Partneriniz biraz söz sahibi olabilir hayatınızda. Mars'ın da orada olduğunu unutmayın. Ona uyum göstermeye çalışın. Çünkü en ufak koşulda birazcık böyle stres oluşabilir. Özellikle Cuma günü buna daha fazla özen göstermekte fayda var. Pazar günü ise Ay Yengeç Burcu'nda biraz daha böyle içe dönük enerjiler var. Beslenmenizle ilgilenebilir, birkaç günlük bir diyete başlayabilirsiniz. Ayın Yengeç geçişleri ve 8. evinizden de geçeceği için. Bu anlamda kendinizle ilgilenmek için kısa birkaç günlük bir detoks yapmak, bir arınma çalışması yapmak için de özellikle de yaz öncesi, bahar aylarında bu tarz çalışmalar çok faydalı olabilir. Hem ruhsal hem fiziksel olarak iyi gelebilir sevgili yaylar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.